Herkese merhaba arkadaşlar, ben Necat. Bu videomuzda sizlerle beraber Twitter'da görmüş olduğum bir fotoğraf üzerine olacak. Nedir bu fotoğraf? Jasper Aliens diye bir tane Twitter kullanıcısı Mavic 3 Mini'nin fotoğrafını paylaştı. Aslında fotoğrafından kasıt kutunun fotoğrafını paylaştı. DJI'ın daha önceki versiyonlarında Mavic 2 Pro, Air 2, Air 2S, Mavic 3 bunların tüm hepsinde aslında şunu yaptı. Pazarlama stratejisi olarak gördüğüm ilk önce piyasada ürünün fotoğrafından önce kutusunu, uzaktan çekilmiş halini, kumandasını, böyle görünmeyen gizemli fotoğrafları yayınlayıp ürün hakkında hem bir gizem yaratıp hem de bir pazarlama stratejisi olarak ürünü daha çok kullanıcının merak etmesini sağlıyor. Ben de bu görmüş olduğum fotoğrafla ilgili olarak kendi yorumlarımı dile getirmek istedim ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Fotoğrafa baktığım zaman fotoğraf üzerinde bir kutu var ve kutunun üzerinde Mavic 3 Mini Pro yazıyor. Aslında bu cihaz ne Mini 1'e, ne Mini 2'ye, ne de Mini SE'ye benziyor. Tamamen farklı bir tasarımda ve en çok beni heyecanlandıran konu ise ön tarafında sensör şeklinde aynaların yansıtılmış olması. Yani fotoğraftan anlayacağımız kadarıyla bu şekilde. Zaten sıklıkla videonun arka planında da bunu göstereceğim sizlere. Aslında herkesin merak ettiği konu şu: fotoğraf gerçek mi yoksa Photoshop'ta yapılmış bir fotoğraf mı? Ben de bu fotoğrafı sizler için kendimce yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle fotoğrafa baktığım zaman tasarıma dönecek olursak ön tarafta 2 adet sensör görüyoruz. Bu bence gerekli. Arkasında da olup olmadığını tam olarak bilmiyorum. Fotoğraflar net olmadığından dolayı bir şey demek çok zor. Ama yanlarında olmadığı kesin. Bundan eminim. Dikkatlice baktığımızda Mavic 3 gibi kasada arka kısmında havalandırma delikleri bulunuyor. Çok belli olmamakla birlikte dikkatli bakarsanız oraya biraz bir ışık düşmüş. Fakat pervanenin alt kısmında 2 tane çentik mevcut. DJI Mini 3 Pro'nun kasasında bir değişikliğe gideceği bence kesin. Cihaz ile ilgili yine 250 gram altında olacağından eminim. Çünkü DJI Mini serisi DJI'nin amatör kullanıcılar ve yeni başlayanlar için aynı zamanda bloggerlara yönelik çıkarmış olduğu bir cihaz. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü değişmeyen diyafram aralığı, rüzgara olan dayanıksızlığından dolayı profesyoneller tarafından çok tercih edilmiyor. Peki profesyoneller neleri tercih ediyor derseniz, Mini haricinde DJI Air 2, Air 2S, Mavic 2 Pro ve son çıkan Mavic 3 ve Mavic 3 Cine'yi tercih ediyor. Neden diyecek olursanız f2.8 ile 11 arasında istediğiniz diyafram aralığına getirip ona göre daha net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Fakat bu cihazlar tamamen 2.8 diyaframda sabit bir şekilde fotoğraf ve video çektiğinden dolayı istediğimiz alan derinliğini maalesef ki bunlarda elde edemiyoruz. Ayrıca DJI Mini 3 Pro ile alakalı olarak dikkatimi çeken diğer bir husus ise kameranın üzerindeki f1.7 diyafram aralığı ve 24 mm'lik kamera açısı. Buna dikkat çekmemdeki temel amaç daha önceki DJI'nin çıkarmış olduğu sabit diyafram aralığı f2.8. Bu cihazda daha düşük diyafram aralığı kullanması bence normal. Çünkü DJI Mini 1, 2 ve SE modellerinde sabit 2.8 diyaframı gece bizleri tatmin etmeyen fotoğraf sonuçları ortaya çıkarmakta. Bu da tabii ki sensörün küçüklüğünden ve içine almış olduğu ışıktan kaynaklı. Diyafram aralığı olarak 2.8'in altına düşmediğimizden ve pozlamayı arttığımız zaman ise uzun pozlamalarda cihazın küçük oluşu ve rüzgarlı havalarda cihazın rüzgara karşı direncinin düşük olmasından dolayı güzel fotoğraflar elde edemiyoruz maalesef. Fotoğrafa bakmış olduğum zaman fotoğraftan gördüğüm kadarıyla kamerayla üst kasa arasında bir boşluk mevcut. Aslında fotoğrafa baktığımız zaman dikkat etmemiz gereken diğer bir husus ise Mavic Mini 1, 2 ve SE modellerinden farklı olarak katlanış biçimi. Nedir bu katlanış biçimi? Mavic Mini 1, 2 ve SE modellerinde katladığımız zaman arka ayakları ön tarafa, ön ayaklar ise arka tarafa geliyordu. Fakat bunda ise tam tersi. Ön ayaklar arka tarafa, arka ayaklar ise katlandığı zaman ön tarafa gelmekte. Bunu da fark olarak görebilirsiniz. Son dönemde çıkan bütün cihazlara baktığımız zaman sonuna hep bir Pro kelimesi çıkıyor. Fakat DJI en son çıkarmış olduğu Mavic 3'te Pro kelimesini atıp sonuna Cine getirdi. Bu DJI Mini 3 Pro olarak adlandırılacağından tam olarak emin olmamakla birlikte bence bu cihazın yine Mavic 3'te görmüş olduğumuz 3 farklı paketi çıkacak. Çünkü kutu üzerine baktığımız zaman kutu üzerinde bir Smart Controller görüyoruz. Fakat bu Smart Controller'ı aynı Mavic 3'te çıkarmış olduğu gibi 3 paket içerisine koymayacak. Sadece isteyenler ayrılabilecek bence ya Cine modeline veyahut da isteyenler harici olarak Smart Controller'ı tercih edebilecekler. Smart Controller'a baktığımız zaman ise renginin siyahtan harici olarak bir gri şeklini almış olması. Bu da DJI'nin normal standart E2, E2S, Mini 2 haricinde stickler alt tarafta değil. Büyük ihtimal bence arka tarafında olacak. Çünkü bunun haricinde herhangi bir özelliği yazmıyor ve göremiyorum. Drone alırken 3 temel unsur üzerinde durmanızı öneriyorum. 1. Kamerası nasıl? 2. Uçuş süresi ne kadar? 3. Rüzgara olan direnci nasıl? Bunlara dikkat ettiğiniz zaman kendinize yönelik ve bütçenize yönelik
drone'ları listeleyebilirsiniz. Bu 3 maddeye bağlı olarak tercih ettiğim cihazlar Mavic 2 Pro ve Mavic 3. Tabii ki bütçenize uygun olarak hangi cihazı almalısınız adı altında bu videoyla bağlantılı olarak ama bu videonun konusu olmayan başlangıçta hangi drone'u almalıyım adı altında 2021 yılı içerisinde çekmiş olduğum video şuradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Videonun burasına kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilir, videoları beğenebilir, bildirimler açabilir. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmına lütfen yazın. Sizler de kişisel görüşlerinizi yorumlar kısmına böyle bir cihaz çıkacak, sensörü bu olacak, duyduğunuz duyumları bana söyleyebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde göreceğimiz sızıntılarla beraber nasıl bir cihaz geleceğini hep beraber göreceğiz. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim. Esen kalın.